Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli körmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimiz görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri huzurunuza sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Xitay Şərq Türkistanda dərəcədən taşqırı çoğun quduq qazdı. Xitay Şərq Türkistanın təbii baylıqını üzlüksiz bulantalan qılıp kilovatqan bolub, yıqından biri bulantalanı texamı küçə etkəndən sırt, hər xil təcrübə sınaqlarını köpə etkən. Xitay bu qədim yana tarım oymalıqıda çoğunqırlıqı 9,432 metr kilidiğən nefit təbii qaz quduqını burğulğan. Şərq Türkistandakı Xitay təşviqat orqanı Tangırdağ torunun 16 noyabr xəbər qılışı Xitay neft ximiya sənayeti qrohinin Şinda 1-ci nömr Yojin 3-ci XC3 quduqı rəsmi ot yıqıb sınaq qılınğan bolub, tarım oymanlığı suluq yer təbii muhafizət rayonu qızıl siziqinin sırtığı jaylaşqan. Xitay rejimi çoğunqırlıqı 9,432 metr kilidiğən bu neft təbii qaz quduqının Asiya boyunca ən çoğunqır quduq ikənligini yantı çoğunqırlıqı və adət taşqırı çoğunqır qatlamda quduq burğulaş horizontal yötkilişidin ibarat iki türlük rekordni yeñilganlığı haqqıda maqtanğan. Bildirilishçe mazkur quduqtan kuniga 200 tonna xam nefet 50,000 kub metr tabiiy gaz ishlab chiqarğılı bo'ladi ekan. Xitoy axborot o'rinlarining xabar qilishicha, ta'lim o'ymonligining odatdan tashqari chuqur qatlamida neft tabiiy gaz boyligi intayin mol. Chuqurligi 6000 metrdan 10000 metrgacha bo'lgan qatlamdagi neft va tabiiy gaz boyligi ayrim-ayrim holda uning umumiy miqdorining 83.2% va 63.9% ni egallaydi ekan. Yojin XC3 quduqida odatdan tashqari chuqur qatlamdagi neft tabiiy gaz boyligini nishonlab, bu yil 1 may burg'ulash boshlangan bo'lib, jami 9 yer qatlami sistemasini kesib o'tib, 400 million yil ilgariki Ordovik sistemasidagi yer qatlamigacha burg'ulangan. Xitoy Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirgandan beri tabiiy boyliklarni uzluksiz bulantalan qilib kelyotgan bo'lib, yaqinqi yillardan beri talon-tarajni texamo kuchaytmoqda. Halbuki bu zeminin ve baylıqlarının ilgileri bolgan Şarq Türkistan halkı bolsa namratlıq içinde yaşamaqda. Amerika Xitayning muhim organiga qaratqan jazani bekar qildi. Amerika 16 noyabr Xitay jamoat xavfsizligi ministrligining moddiy isbotlarni baholash markazini jazo tizimligidan chiqargan bo'lib, buning badaliga Xitay bilan zaharlik chekimlikka qarashtirish masalasida hamkorlashmoqchi bo'lgan. Amerika vazining xabar qilishicha, Biden hukumatı Xitay bilan suhbatlashish orqali ikki taraflik hamkorlikni asliga keltirib, birikma zaharlik chekimlik va uningga kerakli ximiyalik moddalarning Amerikaga yiqishini to'xtatishni maqsad qilgan xizmat guruhi qurishni qaror qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Matthew Miller payshanba kuni o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoyning moddiy isbotlarni baholash markazining qora tizimlikka kirgizilgan o'rinlari tizimligida davomli o'rin olishi ximiyalik modda atkazchiligini to'xtatish hamkorligiga to'sqinlik qiladi degan. Miller muxbirga biz bu masalaga baho berganda moddiy isbotlarni baholash markazini tizimlikdan chiqarib etishning barliq foydasini nazarda tutdik. Oxirida Xitoyning davom qilib kelyotgan zaharli chekimlik atkazchilik harakatini azaytish uchun tadbir qo'llanishni xohlaydiganligini ko'zda tutib, Xitoyning moddiy isbotlarni baholash markazini jazo tizimligidan chiqarib etishni qaror qildik degan. Amerika Saudi ministerligi 2020 yili Amerikaning tashqi siyosat manfaatiga xilof faoliyatlar bilan shug'ullandi hamda Uyg'ur va boshqa millatlarning huquqiga daxli ta'rif qildi deb qarab, Xitoy JX ministerligining moddiy isbotlarni baholash markazini jazo tizimligiga kirgizgan edi. Kişilik hukuk tashkilatları Biden hükümetinin bu kararını Amerika'nın Xitay'nın kişilik hukukunu defsendi kılgıçularını birtaraf kılış iradesinden kumallandırıp koydu deb tenkit kılmaqda. Amerika Müdafiye Ministeri Tayvan'ı kural bilen teminleydi gallıqını kayıt tenkitledi. Amerika'nın Devlet Müdafiye Ministeri Biden Xi Jinping uçuruşşidin kiyimi Tayvan'ı kural bilen teminleş vadesini kayıt tenkitledi. Fransiya xalqaro radiosining xabar qilishicha, Amerika Davlat Mudofaa Ministri Lloyd Austin 16 noyabr Amerikaning Tayvanni qurol bilan ta'minlash va'dasini qayta ta'kidlagan. Markaziy xabar agentligining xabar qilishicha, bu Xitoy bilan bo'lgan suhbat asliga kelgan taqdirdimi, Amerikaning Tayvan bilan bo'lgan harbiy munosabatni davomli taraqqiy qildiradiganligidan darak berdi ekan. Oqsaroyning davlat xavfsizlik strategik aloqa maslahatchisi Jon Kirby mo Amerikaning Tayvan munosabati qonuniga davomli amal qiladiganligini va Tayvanni o'zini qo'g'dash iqtidoriga yetarli qurollar bilan ta'minlaydiganligini aytgan. Markaziy xabar agentligining Nikkei Asiyani naql keltirib xabar qilishicha, Austin payshanba
kuni Jakartada Sharqi Janubiy Osiyo Ellari Ittifoqi Davlat Mudofaa Ministrlari uchrashuv yig'ini mazgilda taratqularga biz Tayvan munosabati qonuniga asosan zarur tadbirlarni qo'llanib Tayvanning o'zini qo'g'dishiga yordam qilamiz degan. Ostin 15 noyabr yana Amerika prezidenti Biden bilan Xitoy rejimi raisi Xi Jinping o'tirishida o'tkazilgan boshliqlar yig'inda muzokara qilingan har qanday masalaning bu ishning yo'nalishini o'zgartiradiganligiga ishonmaydiganligini aytgan. Aqsaray yana bir Xitoy siyosatining o'zgarmaydiganligini, Amerikaning Tayvan bo'g'izida tinchlik va muqimlikni qo'g'daydiganligini qayd qilib o'tgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Mao'ning 17 noyabr muxbirlarining bu vaqtdagi savoliga javob berib, Tayvan masalasining Xitoy-Amerika munosabatidagi eng muhim, eng sezgir masala ekanligini, Amerikaning Tayvanni qurol bilan ta'minlashni, Xitoyning ichki ishlariga aralashishni to'xtatishi kerakligini da'vo qildi. Xi Jinpingning kechlik ziyofatiga 40 ming dollar to'lab qatnashgan shirkat xo'jayinlari qattiq ayblandi. Xi Jinpingning Amerikadagi shirkat xo'jayinlariga bildirilishiga fursat yaratib berilgan ziyofat Amerikada talash-tortishga sabab bo'lib, kun tartibida turayotgan bir paytda mazkur ziyofatga qatnashgan shirkat xo'jayinlarining 40 ming dollar to'lab ziyofatga qatnashishi norozilik qo'zg'adi. Amerika haftalik xabarlar to'g'rining xabarida bildirilishicha, Amerika Avom palatasi Xitoy strategik raqobat alohida komitetiga 40 ming dollar to'lab Xi Jinpingning ziyofatiga qatnashgan Amerika shirkat xo'jayinlarining ismlarini oshkorlagan bo'lib, ular irqiy qirg'inchilik qilg'uvchi kommunist Xi Jinpingning kechlik ziyofatiga 40 ming dollar to'lab qatnashgan aziz mehmonlar deb tanqidlangan. Bildirilishicha mazkur shirkat xo'jayinlarining ichida Alma shirkatining bosh ijroiya amaldori Tim Cook, Boeing shirkatining bosh ijroiya amaldori Stanley Dial, Honeywellning ijroiya direktori Darius Adamczyk, Blackstone guruhining bosh ijroiya amaldori Stefan Schwarzman, Mastercardning ijroiya direktori Merit Yanov, Amway'nin baş icraiya əməldari Melind Pant qatarlıqlar bar ikən. Keçlik ziyafətini Amerika-Xitay Münasibəti Komiteti bilən Amerika-Xitay Suudi Kengişi birlikdə uyuşdurğan bulub, İğır məcburi əmgək məsələsi bar Xitay rejiminin rəisi Xi Jinpingnin Suudi dünyasıqı söz qılışıqa pürsət yaratıb berilgən idi. Avom palatasi Xitoy strategik raqobat alohida komitetining raisi Mayk Gallager Amerika shirkat mas'ullarining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilayotgan bir rejimning rahbari bilan kechlik ziyofatga qatnashishini ayblagan. U Amerika Xitoy Saudi kengashi bilan Amerika Xitoy munosabati komitetiga xat yozib, Amerika shirkatlarining necha minglagan dollar to'lab, Xinjiangdagi millionlagan begunoh er, ayol va bolalarga irqiy qirg'inchilik qilgan Xitoy kompartiyasining amaldorlari sohib xalliq qilgan kutuvelis ziyofatiga qatnashishi vijdonsizlik degan. Tesla'nın baş icraiya əməldari və X-nin xocayini Elon Musk və Salesforce'nin baş icraiya əməldari Mark Benioff mu pəaliyyətki qatnaşqan bulub, CNBC'nin xəbirdə eytilişcə Musk keçlikdə maqqı qatnaşmayı çıxıb gətgən. BDT, İsrailiyanın xəvubsizlik kengişi qararı toğırsıdiki bayanatıdın əbsuslanğanlıqını bildirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı İsrailiyanın BDT Xavupsizlik Kengişinin Gazze'deki tokunuşlarını derhal ve uzartışkı buluduğun şekilde toxtışını mezmun kılgan kararıga reallıktın yırak da baha bergellikinin əbsuslanğalıqını bildirdi. BDT bayanatçısı Stefan Dujarik kündelik muhbirlarını kütüveliş yığınıda bir muhbirinin İsrailiya bu kararıga əməl kılmaydıqalıqını ilan kıldı. Siz bununla kanda karaysız digen sualıga cevap verip, biz İsrailiya hükümetinin bayanatlarından əbsuslandıq. Kengashinin bu noktada kilişi tolumu içinişlik iş boldi, dedi. İsrailiyanın BDT'de turuşluq daimi vekili Glad Erdan özünün ictimai taratqudiki hesabıda həm bəhirligən uçuruda BDT'nin kararının reallıqtın yıraq ikkallikini ilgiri sürüp, Kengash nemi qarar qılsı qılsın, İsrailiya xalqara qanun boyunca işlerini davamlaştırdı, degen idi. Dujarik BDT'nin toqunuşunu toxtuş üçün birlikte hareket qilishinin icabi qadam ikkallikini bayan qılıp, toqunuş davamlaşmaqda. Elbette texımı köp işlerini qilish kerak, dedi. Dujarik toqunuş rayondaki barlıq tərəflər kapalatlı qılmay durup, hiç qandaq bir jayının bexatar rayon bolalmaydıqallıqını tilgi elib, bizning tarixtiki bexatar rayonlarga alaqadar təcrübimiz ancı icabi əməz, dedi. Dujarik BDT'nin vazifesini orundaşını davamlaştırdığalıqını, ama bexatar rayon quruş müsabisiga qatnaşmaydıqallıqını oturgu koydu. BDT xavupsizlik kengişinin tünügün Gazze'de toqunuşunu derhal ve uzartışkı buluduğun şekilde toxtuşunu tələb qılgan kararı 12 əza dövlətinin qollışı bilen maqullanğan idi. Türkiye TOG avtomobillerinin Avrupa yollarında qatnaşqı başlaydıqallıqı bildirildi.
Türkiye Sanayi ve Teknika Ministri Mehmet Fatih Kaçır, Türkiye'nin bütünlüğü tokluk yerlik maşinesi TOG'un 2025 yılı Avrupa yollarda katnaşkı başlaydıqanlıqını eytti. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe, Minister Kaçır, Bilgiye'nin paydaxtı bir yüzyıldaki uçuruşları jarayanıda bayanat berdi. O, aldın zakaz kılınğan 20 min TOG'un muşyılının ahırgıca ilgilerigi tapşırıldıqanlıqını əskertip, 2024 yılının ahırıda TOG Avrupa İttifakı'ğı eksport kılındıqan dereceye yetken boludu. Ve biz 2025 yılı Avrupa yollarda künseri köpeyi vatkan TOG'larını körümüz, digerlerini kayıt kıldı. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılı bugünkü haberlerimiz bu şehirde ahırlaştı. Etki programımızı görüşürüz. Aman bu gayetler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.